Yatlı'nın merkezinde eşimin yaşadığı inanılmaz haksızlık, mağduriyet bulunuyor. Herhalde siz de benimle bu konuda konuşmak istiyorsunuz. Sanırım burada farklı bir zaman hissi yaşıyorum. Zaman daha hızlı akıyor. Günler ve aylar arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Birbirine karışıyor. Buradaki koşullar ve muamele hakkında fazla şikayet edecek bir şeyim yok. Bence burası Türkiye'nin nispeten iyi yönetilen cezaevlerinden biri. Odamda yalnız yaşamaya alışkınım. Bu yalnızlığı hücremi başkalarıyla paylaşmaya tercih ederim. Daha çok eşimle birlikte evimizde yaşamayı özlüyorum. Haftada bir gün salı günleri cezaevine gidiyorum eşimi görmek için. Bu salı da gittim. Bir saatlik bir görüşme bu. Genellikle kapalı bir görüş oluyor, kapalı görüş dedikleri. Aramızda camla, telefonla konuşuyoruz. Annem 97 yaşında. Onu bir daha göremeyebileceğimi düşünmek çok üzüm verici. Bana bazen kaldığı odayı hiç görmemiş olmak tuhaf geliyor. Bana bir kere kendi çizdiği bir resmi göndermişti. İşte masası, yatağı. Ama tabii o tam bir fikir vermiyor. Uçaktan iner inmez güvenlik görevlileri beni gözaltına aldı. Savcı beni sorgulamaya bile gerek duymadan tutuklanmamı istedi. Başlangıçta birkaç gün içinde serbest bırakılacağımı düşünüyordum. Ancak gördüğüm muameleden, özellikle de savcının davranışından, bunun öyle asılsızlığı hemen anlaşılacak bir şüpheden kaynaklanan yanlış bir önlem olmadığını anladım. Para kazanmak iyidir. Ancak farklı inanç ve etnik kökenden insanların kendilerini eşit yurttaşlar olarak hissettiği, yoksullarla zenginlerin benzer kamu hizmetlerinden yararlandığı bir toplumda yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Hükümetin planını öğrenince kamuoyunda duyarlılığı arttırmak için kampanya başlatan ve parkı yok etmenin çok kötü bir fikir olduğu konusunda yetkilileri ikna etmeyi amaçlayan arkadaşlara katıldım. Çalışma ofisim parkın bitişiğinde. O sayede parkta toplanan gençleri gözlemleyip onlarla sohbet edebildim. Parkı koruma konusunda kararlılıkları, güçlü adalet duyguları ve aralarındaki dayanışma ruhu beni etkiledi. Çoğunluğunun bir örgüt bağı yoktu ve muhtemelen ilk kez böyle bir eyleme katılıyorlardı. Protestolar sırasında parka bir hoparlör ve plastik masa getirdim. Biraz da kurabiye. Gezi iddianamesinde protestoları finanse ettiğim iddiasına dayanak gösterilen kanıt. Hatta tek kanıt bunlar. Sayın Erdoğan daha iddianame hazırlanmadan hakkında suçlamalarda bulunmaya başladı. Bence ne hükümet ne de iddianameyi hazırlayan savcılar protestoları George Soros'la işbirliği içinde planladığım ve organize ettiğime dair saçma iddiaya gerçekten inanmıyor. Çoğunlukla edebiyat türünde kurgu kitapları okuyorum. Başkalarının hayatlarına girmek, başka dünyalara seyahat etmek, fiziksel kısıtlamaları aşmaya yardımcı oluyor. Burada çağdaş romanların yanı sıra bazı klasikleri de yeniden okudum. Ve daha önce fark etmediğim veya anlamadığım
birçok yeni boyut keşfettim. Yazışmalarımızda okuduğumuz kitaplarla ilgili izlenim ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Heyecan verici bulduğum bir şey okuduğumda onu Ayşe ile paylaşmak istiyorum. Onun nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Roman okumanın aynı zamanda yazarla sohbet etme anlamına geldiği söylenir. Okurken Ayşe'yi de bu sohbete dahil etmeye çalışıyorum. Benim için hazırlanan iddianamede hükümete karşı kışkırtmak amacıyla azınlık gruplarıyla çalıştığım ve faaliyetleri kültürel program kisvesi altında yürüttüğüm yazılı. Türkiye'nin güneydoğusunda 20 yıldır çalışıyoruz ve ilk defa resmi bir makam böyle düzmece bir suçlamada bulunuyor. Bence bu siyasi alanda azınlık karşıtı otoriter bir zihniyetin yükselişini gösteriyor. Omzumdan ağır bir yük kalkmış gibi hissettim. Ferahladım. Cezaevindeki odamda eşyalarımı topladım. Komşu odalarda kalanlarla vedalaştım. Binanın kapısında bekleyen jandarma aracına bindirildim. Bir an önce evimde olmayı umuyordum. Gelen avukatımdan Cumhurbaşkanı'nın beraat kararlarını sert biçimde eleştirmiş olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı'nın tercihlerine uygun düşmeyen bir yargısal tasarrufun olamayacağını idrak ettim. Bu elbette bir işkenceydi. Kararı duyduğumda bu sefer ülkemdeki yargının ve hakimlerin içinde bulundukları durumdan dolayı derin bir üzüntü duydum. Bu siyasi davanın farklı aşamalarının, tutukluluğumu uzatmak için farklı suçlamalar kullanılmasının ve son olarak hakkında verilen kararın Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik manipülasyonu ve Türk ceza sisteminin kötüye kullanılmasını çok açık şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Gün boyu yürümek için küçük avlumu kullanma fırsatım oluyor. Yaz aylarında duvarların üzerine yuva yapan serçeleri besliyorum. Deniz yönünde uçan martıları izliyorum. Ayrıca bulutları aldıkları şekilleri ve hareketlerini izlemekten zevk alıyorum. Bunlar beni doğaya daha yakın hissettiriyor. Bundan 2 yıl önce benden daha genç olan bir arkadaşım kalp krizi geçirerek aniden vefat etti. Böyle bir şey benim de başıma gelir mi diye düşündüğüm çok oldu. Cezaevinde ölümle ilgili düşünceler de aklımıza geliyor. Ancak böyle bir ihtimal dışında ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağıma dair endişeye kapılmadım. Sadece ne zaman çıkacağımı kestiremiyorum.